Taze Bölük mezarlığında gezerken kitaplarda ve kaynaklarda olmayan başka şeylere de rastlıyoruz. Hemen önünde durduğum mezar taşında merhum Sandıklı Hoca yazıyor. Kızılca Bölük Belediyesi de buraya bir tane bilgi levhası yapmış. Bunu okumak istiyorum size. Sandıklılı Garip Hafız 16. asırda yaşamış. Asıl adının Mehmet Galip, doğum yerinin Uşak olduğu ve Afyon Sandıklı'da hocalık ettiği ve seyyar olarak dersler verdiği, Kızılca Bölük'e kadar gelip verdiği dersler beğenilince Kızılca Bölüklülerin daveti üzerine buraya yerleştiği ve ilk medreseyi kurduğu, Kur'an-ı Kerim, Arapça ve Farsça öğrettiği, aynı zamanda Yarengüme'de, yani şu an bilinen Tavas'ta aynı dersleri vermek için gelip geldiği ve rivayet edilmektedir. Sandıklı'dan geldiği bekir olarak hayatını sürdürdüğü için Sandıklılı Garip Hafız denilmiştir. Beldesi eskilerine gerçekten çok değer veriyor. Küçük bir belde olmasına rağmen üç müftüsüne ile ilgili müftüler müzesini yapmış. Gelin bunu, kuruluş hikayesini belediye başkanımız Abdülkadir Uslu'dan dinleyelim. Fikir şöyle oluştu. Şu an içinde bulunduğumuz bina aynı zamanda bir Kızılca Bölük'teki geleneksel yapılardan birisi. Malum 80-90 santim duvarı, altyapısı taş temelle çıkıp belli bir üstten sonra da kerpiçle devam eden, İç işlemeleri ahşap ağırlıklı, tavanı, çatısı toprak yapılı, geleneksel evlerimizden birisi. Biz böyle bir evi en azından geleceğe taşıma altına, koruma altına alınsın arzusuyla araştırmamızı yaparken, bu bölgede bu evin bahçesi park alanı olarak belirlenmiş bir alandı. Mahalle sakinlerimiz de, Kavaklı Mahallesi'ndeyiz. Bu binada Kavaklı Mahallesi'nde. Mahalle sakinlerimizle görüşmelerimiz neticesinde Kavaklı Mahallesi muhtarımızın da katkılarıyla, hayırsever mahalle sakinlerinin maddi katkılarıyla burayı satın aldık. Binayı kamulaştırdık. Kamulaştırdıktan sonra bahçesini düzenledik. Park haline getirdik. Hem hemen yanında olduğumuz Kavaklı Camisi'nin müdavimlerinin kullanabileceği bir alan, hem de mahalle sakinlerinin kullanabileceği bir alan haline getirdik. Binayı da gerekli, zaten içerisinde kısa bir süre önceye kadar yaşam devam ediyordu. Ufak tefek tamiratları, ilaveleri yaptık ve bu binayı kuru bir şekilde korumaktansa burayı hareketli hale getirebilecek bir proje üzerinde çalıştık. Ve evin yapı olarak da uygun olduğunu kanaat ederek burayı müftülerimizin isimlerinin yaşaması, Kızılca Bölük'te özellikle gençlerin bu değerlerimizi tanıması ve dışarıdan gelen misafirlerimizin de uğrayabilecekleri bir uğrak noktası ve bu değerli zatlar uzun süreler önce görev yapmış olmalarına rağmen halen Tavas Ovası'nda, Barz Ovası'nda olumlu olarak alınan ve isimleri yad edilen kişiler. Dolayısıyla sevenlerinin de ziyaret edebileceği, onları hatırlayıp birer dua hediye edebileceği bir mekan oluşturmak istedik. Ve müftülerimizin canlandırımlarıyla beraber odaları klasik, yine Kızılca Bölük ev yapısına uygun malzemelerle donattık. Ve o geleneksel, sakin, mütevazi odalarda 3 ayrı odayı, 3 ayrı müftümüzün canlandırmasıyla ve biyografilerinin de yer aldığı bilgilerle donatarak burayı bir bakıma iş turizme açtık. Gelen misafirlerimizi de getirebileceğimiz bir mekan haline getirdik. Peki ziyaretçilerin yoğunluğu nasıl Müftüler Müzesi'ne? Tabii ziyaret edilebilir hale daha yeni getirildi. Yani biz bu hazırlama süreci içerisinde yine konuklarımızı getirdik. İşte kısa bir süre önce sizlerin de yardımıyla tanıtımlarına da başladık. Şu anda güzel ama ileriki günlerde biraz daha tanıtımını yapıp işte bugünlerde ziyaret açacağız. Müftüler Müzesi'nin size içini gezdirmek istiyorum. Eski bir bina terk edilmek yerine yeniden müze haline getirilmiş ve korunuyor. Müzenin ilk girişinde
mutfak eşyaları ya da köylerden toplanan malzemeler var. Burada keleterlerimiz var iki tane. Burada testilerimiz ve küplerimiz var. Burası tamamen mutfak eşyası müzesi gibi olmuş. İlk girişi burada da var aynı şeyler. Burada da mutfakta kullanılan bir tane dolap var, tel dolap. Bir kısmının teli hala yerinde, diğerleri tabii ki düşmüş, eski makaralar var. Burada bakır eşyalarımız var. Şöyle göstereyim size. Tabaklar, eski kalaylanıp yapılan tabaklar bunlar. Tabii ki burada Kızılca bölüğü özgü kilerimiz de var. Bu kiler taneli malzemeler, işte mısır, buğday, arpa gibi taneli malzemeleri saklamak için kullanılan bir kiler tarzı bir şey. Ama tabii ki kilerin nasıl alınıyorlar diye sorduğum zaman bunu gösterdiler. Burada kilerin musluğu var. Burada açtığı zaman taneli olduğu için tabii dökülüyor. Burada da kapak kırılır diyerekten kapağın yedeğini koymuşlar. Ne olur ne olmaz diye. Tabii girişteki bitirdikten sonra buraya giriyorsunuz. Burada da tekstil, küçük bir tekstil sergilemesi burası. Aslında tekstil müzesi burada değil. Yine Kızılca bölgede farklı bir müze. Ama burayı da göstermek istiyorum size. Burada Kızılca bölge özgü üretilen bezlerin tezgahı yapılmış bir tane. Bu yeni bir tezgah. Burada mankenimiz var. Burada tekstil malzemelerin kullanılmış. Burada kalemler var. Mekik ya da kalem. Burada da ipleri sarmak için kullanılan makaralar var. Bunlar tabii ki eski makaralar. Şimdi artık insanlar plastik ya da karton kullanıyor. Bunları yerine koyalım. 1871'den 1961 yılına kadar 90 yıl süreyle Tavas'ta 5 muhterem zat müftülük görevini ifa etmişler. Bunlardan 3 tanesi Kızılca bölüklü olması açısından bizim için önemli. Müftüler Müzesi'nde tekstil odasından çıktınız, hemen sağa döndünüz ve burada bir kapı daha var. Bu kapıda bir tabelamız var. Burada Sofucuzade Mehmet Abdülkadir Efendi ya da Mehmet Abdülkadir Uslu. Doğumu 1864, vefatı 1942 olarak kaydedilmiş buraya. Sofucuzade Mehmet Abdülkadir Efendi, gelin Kızılca Bölük Belediye Başkanı Abdülkadir Uslu'dan dinleyelim. Denizli Darivranlı İsmail Efendi Medresesi'nde tahsil etmiş. Kızılca Bölük'te kendi adını taşıyan Abdülkadir Efendi Medresesi'ni bu tahsilinden sonra oluşturmuş ve burada müderrislik yapmıştır. Birçok muhterem zatın da yetişmesine vesile olmuştur. 1925'te Denizli Vilayeti Meclisi Umumi Azalığına seçilmiş. Öğrencilere hediye adında basılmış Arapça bir gramer kitabı mevcuttur.